sayfa challenge. Şimdi buradaydık ya, bakın bak, bak kurt nasıl çıkıyor buradan. Hayır, diğer sayfa. Tamam. Gördük mü? Şimdi bir sayfa daha çevirelim. Ana! Kırmızı başlıklı kız büyük annesine kır çiçekleri toplamak için ormandaki kestirme yola girmiş. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplamakla meşgulken kötü kalpli kurt gizlice kaçmış. Kestirme yollardan büyük annenin evine varmış. Hemen içeri girmiş. Yaşlı kadıncağızı korkutarak kaçırmış. Yaşlı kadının başlığıyla gözlüklerini takıp yatağa giren kurt, kırmızı başlıklı kızı bir kız beklemeye başlamış. Kırmızı başlıklı kız çok sevdiği büyük annesinin kulübesine iyice yaklaşmış. Anne. Hadi dinleyelim. İyice yaklaşmış. Kulübeyi görünce büyük annemi görmek sabırsızlıkla bekliyorum. Genelde büyük anne kapıda onu bekliyor olurmuş. Ama bu sefer yokmuş. Hemen kapıdan içeriye girmiş. Büyük anne başlığı başında, gözlükleri gözünde yatıyormuş. Fakat çok farklı görünüyormuş. Kırmızı başlıklı kızı görünce, büyük anne, kulakların ne kadar da büyük diye sormuş. Kırmızı başlıklı kız, garip, titrek bir sesle, seni daha iyi duyabilmek için diye cevap vermiş yaşlı kadın. Büyük anne, senin gözlerin ne kadar büyük diye eklemiş kırmızı başlıklı kız. Seni daha iyi görebilmek için diye kıkırdamış büyük anne. Kötü kalpli kurtmuş bu. Kırmızı başlıklı kızı kandıran koca kurt şimdi de onu mideye indirmek istiyormuş. Zavallı kız çığlık çığlığa kurtarın beni diye bağırarak kaçmaya başlıyor. Neyse ki kırmızı başlıklı kızın babası oduncuymuş. Evine giderken yolu kulübeden geçen oduncu kızının yardım çığlıklarını duyup elindeki baltayı kurda doğru sallamış. Kırmızı başlıklı kız büyük annesine bakmış. Umarım kötü kalpli kurt onu yememiştir diye iç geçirmiş küçük kız. Yemedi demiş yanındaki bir ses. Büyük anne saklandığı ağacın arkasından dışarı çıkmış. Kırmızı başlıklı kız babaannesine sıkıca sarılmış. Sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Ne miydi? Öbürünü de okuyalım mı? Evet. Hadi okuyalım. Benim yine o açmalı kız. Evet. Hadi ama ben göstereyim sana. Olur mu? Şey kızımız konuk diğer sesli diye cevap vermiş Aydan. Bu sözleri duyunca kraliçe çok çok öfkelenmiş. Avcılardan birini çağırmış, hemen pamuk prensesi ormana götürüp ortadan kaldırılmasını emretmiş. Avcı pamuk prensesi ormana götürmüş. Genç kızı ormanın ortasında bırakıvermiş. Bir süre sonra pamuk prenses korkmaya başladı. Göremiyor musun? Evet. Ana! Üstelik karnı da çok acıkmış. Ormanda dolaşırken karşısına küçük bir kulübe çıkmış. Kapıyı çalmış. Kapıyı çalmış. Açan olmayınca içeri girmiş. İçerisi çok ve çok sıcak. Çok sıcak ve rahatmış. Yunus Emre ve Ahmet gelin buraya. Evet. Abi.